arşı yüklenen melekler ve arşın etrafındakiler Rablerine hamd ile tesbih ederler. Onlara iman getirirler ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bunun için tövbe edenleri ve senin yoluna koyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin cennetine koy. Şüphesiz sen azizsin, hakimsin. Bir de onları fenalıklardan korursan, muhakkak kıyamet gününde bağışlamışsındır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Müslüman bir kul din kardeşi için gaybında dua ederse, melek de onun için istediğin bir misli de senin için olsun diye dua eder. İstisnasız her gün iki melek iner. Birisi, ya Rabbi senin yoluna mal harcayana harcadığının yerine mal ver diye dua eder. Diğeri, ya Rabbi elini sıkı tutup mal harcamayanın malına telef ver diye dua eder. Kişinin cemaatle kıldığı namazı, evde veya çarşıda kıldığı namazından 20 bu kadar derece üstündür. Zira bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımda onun derecesi yükselir ve günah bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe namazda gibi olur. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye eziyet etmediği ve abdesti bozmadığı takdirde ve yahut da dünyaya ait konuşmadığı takdirde melekler ona şöyle dua ederler. Allah'ım sen buna rahmet et. Allah'ım onu yarlığına, Allah'ım tövbesini kabul et derler. Safta ileri geri durup ihtilaf etmeyiniz. Yoksa kalpleriniz de başka başka olur. Ve şüphesiz ki Allah ilk safta namaz kılanlara rahmet ve melekler de dua ederler buyurdu. Muhakkak Allah ve melekleri safların sağ kollarındakilere rahmet ve dua ederler. Bir oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya kadar veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler de o oruçluya dua ederler. Herhangi bir Müslüm sabahleyin hasta Müslüman kardeşini ziyaret ederse, 70 bin melek ona akşama kadar rahmet okurlar. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, 70 bin melek sabaha kadar ona istiğfar ederler. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Her kim evinden namaza çıkarken, ey Allah'ım senden isteyenlerin hürmetine ve bu yürüyüşün hürmetine senden isterim. Çünkü kibir, iftihar, gösteriş ve işittirmek için çıkmadım. Ancak senin gazabından saklanmak ve senin rızanı umarak çıktım. Günahları ancak sen affedebilirsin derse mutlaka Allahu Teala ona kendisi için istiğfar eden 70 bin melek görevlendirir. Ve namazını bitirinceye kadar Allahu Teala ona cemaliyle yönelir. Her kim sabahladığında 3 kere kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah'a sığınırım dedikten sonra Haşr suresinin sonundan 3 ayet okursa Allahu Teala o kişiye akşama kadar dua etmek üzere 70 bin melek görevlendirir. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır. Thank you.
Hangi bir Müslüman kul yatağına gelir de yatacağı vakit Allah'ın kitabından bir sure okursa mutlaka Allahu Teala Hazretleri ona bir melek gönderir ki o melek o kişiyi uykusundan uyanıncaya kadar ona eziyet edecek bir şeyi yaklaştırmaz. Sabah akşam Rablerine, onun cemalini dinleyerek dua edenler ile beraber candan sabret. Dünya hayatını, ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma.